Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça kalıplar çalışmaya devam ediyoruz ve birinci kalıbımız Ala kadrin kebirin min İnnehu ala kadrin Evet kadrin değil de kadrin daha doğru Ala kadrin kebirin minet sekafeti O kültürden büyük bir pay sahibidir. Yani sekafe kültür demek, ee, yani çok kültürlüdür, büyük bir kültür sahibidir. Bu ala üzeredir manasında, ala kadrin kebirin yani büyük bir miktar üzeredir gibi bir mana çıkıyor. Minez sekafeti kültürden, kültürden büyük bir miktar üzeredir. Fakat böyle çevirince çok şık olmuyor, o yüzden o çok kültürlüdür veya büyük bir kültüre sahiptir. İşte büyük bir kültür birikimi var gibi. E, daha şık ifadelerle Türkçe'ye çevirebiliriz. İnnehu yerine e, buraya Hüvede diyebiliriz veya özel isim de getirebiliriz. E, mesela Doktor Ahmet de diyebiliriz e, gibi gibi. Yani veya Üstaduna mesela hocamız da diyebiliriz. El müderris diyebiliriz. El mesela müthakkaf diyebiliriz. Yani kültürlü adam gibi müerrah mesela tarihçi diyebiliriz. Ee, yine innehu ala e, kadrin kebirin e, minel ihtiram. Evet o çok saygı duyulan biridir. Bakın burada da hani e, saygıdan çok büyük bir miktar üzeredir gibi bir manayla o motomot çevirirsek çok böyle mantıklı olmuyor. O yüzden e, işte çok saygı duyulan biridir. Bakın bu e, min ile kullanılması hani buradaki büyüklüğü biraz daha pekiştiriyor. Yani o işte saygıdan öyle büyük bir paya sahiptir ki o saygıdan öyle bir işte nasiplenmiş ki gibi yani buradaki min demek ki bu büyüklüğü biraz artıran bir yönü var. Buradaki minin böyle bir özelliği var. el mevdu yani konu ala kaderin kebirin minel ehemmiye yani büyük bir önem taşımaktadır. Yani çok çok ehemmiyetlidir. Önemlidir. Burada e, el mevdu e, yerine mesela e, hadel mevdu da e, diyebiliriz. Yani bu konu değil mi? Hadel mevdu e, da diyebiliriz. E, Tabi buraya pekiştirmek için farklı şeyler de getirebiliriz. İşte innel mevdua e, gibi. İnnel mevdua e, şeklinde pekiştiren bir edat da getirebiliriz başına. Minel ehemmiyeti, bakın ehemmiyet Türkçe'de de zaten kullanılıyor. Ehemmiyet, mühim, de bunlar Türkçe'ye geçmiş. Önemli, ehemmiyetli. Eşşâbu ala kaderin, kadrin değil bunu kadrin diye okumuştuk az önce. Kadrin kebiri minez zeka. Evet bu genç büyük bir zekaya sahiptir. Eşşâbu ala kadrin kebiri minez zeka zekadan büyük bir işte miktar bakın e, anlatıyor. Peki e, innehu ala kadrin e, kebirin minel ahlak e, o güzel bir ahlaka sahiptir. Burada hani büyük bir ahlak e, pek mantıklı olmuyor. Büyük bir ahlaka sahiptir. E, çok bir ahlaka sahiptir olmaz. Çünkü buradaki kadrin kebirin e, bu ahlakla ilgili kullanımı e, artırıyor. Dolayısıyla ahlakla ilgili kullanımda güzel ahlak daha çok e, ön planda. O yüzden alaka derin minel ahlak o güzel bir ahlaka sahiptir denebilir. Peki munzu nu'umati azfarihi. Burada ezafirihi demiş. Bunun doğru kullanımı ezfarihidir. Yani burada bir hata e, var. Dolayısıyla biz ezafir değil de azfar e, bunu seçtik. Ne demek? Çocukluğundan beri aslında ezfar tırnaklar demek. Nuğme yumuşaklığı anlatıyor. Yani işte tırnakları daha sertleşmemiş. Yani, yani yumuşakken gibi bir mana var. Tabi o mana hiç uymuyor. O yüzden kelimelerin manasından ziyade kalıbın kullanım biçimine bakmamız lazım. Yani bu şekilde kullanılmış. Evet, münzü neydi? Denberi. Nuğmeti ezfarihi. Çocukluğundan beri. Zaharat aleyhi alamatul kıyade. Onda liderlik özellikleri belirmişti, alametleri. Burada kıyade liderlik demek. Zaharat ortaya çıkmıştı. Aleyhi onun üzerinde liderlik alametleri belirmişti. Mûnzu nu'umeti ezhârihi ve huve yuhibbu sibâhate vel bahre. O çocukluğundan beri yüzmeyi ve denizi değil mi? seviyordu. E, yüzmeyi ve denizi seviyordu. Peki منذ نعومة أظفاره وهو يريد أن يكون محاميا O çocukluğundan beri avukat olmak istiyordu. En yakuna muhamiyen avukat, en yakuna tabiben, en يكون mühendisen en yakune işte ne diyebiliriz? burada mesela memerden filan filan. Evet bu o çocukluğundan beri şunu olmak istiyordu. Mündü nü'umeti o çocukluğundan beri ve yahlumu bi tahriri vatanihi minel mutasap. Burada e, Mutasap e, Mutasıp desek daha uygun. işgal eden yani gasp eden, istila eden vatanını işgalciden, istilacılardan ne yapmak istiyordu? E, korumak, kurtarmayı düşlüyordu. Bu yahlumu istiyordu değil de düşlüyordu tahrir ne yapmak? Özgürleştirmek. Yani hür kılmak. Değil mi? Vatanını hür kılmak istiyordu. Gasp edenlerden, işgal edenlerden. Mündü nu'meti ezfârihi ve O çocukluğundan beri bu günü bekliyordu. Evet. Ve huve yantaziru Bekliyordu bu günü. Çocukluğundan beri. Mündü nu'meti ezfârihi ve o çocukluğundan beri ve huve bir bi yusra. Ee, sol eliyle yazıyordu. Burada ve gerek var mı? Ee, yok. Yani normalde yok. fakat yine de mesela yazabiliriz. Evet. Yedihil yusra. Sol eliyle yazıyordu. Ve desek olmaz. Sünnete uygun olmaz yani. Çocukluğundan beri sol eliyle yiyordu dersek hayır. Sol eliyle yemek diye bir şey yok. Yani eee sol eliyle yasa bile sağ eliyle e, yemeye alışması gerekiyor. Çünkü açık bir hadis-i şerif var bu konuda. Eee menzun nu'meti ezfarih ve huve yahterimu cidden. O çocukluğundan beri anne babasına çok hürmet eder. Burada ebebeyhi yerine valideyi de diyebiliriz. Validehi. E, peki yahterimu hürmet etmek dedik. Saygı göstermek. Peki burada yuhsinu da diyebiliriz. E, Yuvekiru. O da hürmet etmek. Yuvekiru. Onu da söyleyebiliriz. E veya e, berre yeburru. Değil mi? İyilik etmek. O da var. Peki diğer kalıbımız. Lem ettasil mündü seferihi. Gittiğinden beri onu aramadım. Bakın lem <laughs> ettasil aramadım. E, burada bihi. E, getirebiliriz. Lem attasıl bihi. Evet onu aramadım. Değil mi? Lem attasıl bihi. E, seferihi. Yani seferinden yani yola çıktığından beri veya gittiğinden beri onu aramadım. Münzül bakın burada den beri manasında az önce olduğu gibi. Lem eraha onu görmedim. Burada ha müennes. Bu lem gelince fiilin sonundaki ye, ye düşmüş. Bakın lem era demiyoruz. Lem ha. Mündü bu ayni. iki e, haftadan beri onu görmedim. Mündü şehreyni. iki aydan, iki aydan beri görmedim. Mündü seneteyni. Mesela diyebiliriz. Veya mündü yevmeyni. Diyebiliriz. E, peki diğer kalıb, cümlemiz. Lem tera ta'mer rahati. Rahat yüzü görmedi. Lem tera ta'mer rahati. Yine burada tera dediğine göre müennesten bahsediyor. Mündü vefati zevciha. Yani kocasının vefatından beri, kocasının ölümünden beri rahat yüzü görmedi. Lem tera. Burada bakın tamir raha. Bu da rahat tadı gibi. Fakat rahat yüzü diye bakın Türkçe'ye çeviriyoruz. Şey Türkçedeki deyimin karşılığı olarak. Edrabe taam. Açlık grevine başladı. Bu açlık grevi için kullanılan, bakın bu da bir kalıp ifade. Edrabe anit taam. Açlık grevi yaptığı, açlık grevine başladı. Ve lem yekul yemedi. Mündü yevmeyni. İki günden beri. İki günden beri yemedi. Mündü yevmeyni. Peki, hiye lem tahtur ilel camia. Yine müennesten bahsediyor. O üniversiteye gelmedi. Mündü şehrin. Bir aydan beri. Mündü usbu'in bir haftadan e, beri. Evet. Lem ilel camia. Üniversiteye gelmedi dedik ve burada kaldık. Gelecek bölümde e, farklı bir kalıpla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.